Merhabalar. Umarım herkes sesimi duyabiliyordur. İsmim Murat Yapıcı. Ticaret başmüşavirim. Bugün toplantıya ben moderatörlük yapacağım. Ve mümkün olduğu için de hem konuşmacılarımızı tanıtacağım, akışı yöneteceğim ve soru cevap bölümünde de sizlere kendi bilgi ve tecrübelerimle katkı sağlayacağım. Kısa takdimden sonra Sayın Genel Müdürümüz ve ekibi, değerli izleyicilerimiz, öncelikle hepinize Japonya'dan selam ve saygılarımızı sunarız. Japonya'ya ilgi gösterip bugün zaman ayırıp katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Ayrıca bizlerin bir araya gelmesine sağlayan ve katkı veren Ticaret Bakanlığımız, İhracatçı Birlikleri, odalar ve diğer meslek kuruluşlarına da şükranlarımızı ifade ederiz. Ticaret müşaviri olarak ülkemizin daha fazla ihracat yapabilmesi ve doğrudan yatırım çekebilmesi için sizlerle birlikte burada gayret gösteriyoruz. Tabii ki gücümüzü sizlerden alıyoruz. Japon kuruluş ve firmalardan oluşan çok geniş bir iş ağımız var. Japonya'da Büyükelçiliği önemli bir yeri var ve gerçekten çok itibar etmektedir. Ve biz mümkün ölçüde ülkemizin saygınlığı ve ihracatçılarımızın da aynı şekilde konumunu burada yukarı çekmeye çalışıyoruz. Bunun için zaman zaman ticaret seminerleri, yatırım seminerleri düzenlemekteyiz. Hatta yerine göre ben önde gelen müşavir arkadaşımız Zeynep Hanım'la beraber önde gelen alıcılara, büyük trading kampanyalara ülke sunum yapmaktayız. Çok büyük ölçekte alışveriş yapan ve ticaret yapan ve yatırım yapan Japonya'nın önde gelen trading house'ları var. Bunlar dediğim gibi tek tek gerekirse her birinin kapısını çalıp onları Türkiye hakkında bilgilendirip Türkiye'de alışverişe ve yatırıma yönlendirmekteyiz. Bu arada tabii ihracatımızdan gelen talepler, fuarlar, karşılıklı heyetler düzenlemesi, Japonya'ya gelen ihracatçılarımızın eli boş dönmemesi ve ziyaretlerinin verimli geçmesinin var gücümüze destek olmaktayız. Ve bunlar bizim en önemli faaliyet alanlarımız. Tabii ki günlük raporlama, firmalarımızdan gelen münferit talepler ya da gümrükte karşılaşan sorunlar veya karantina önlemleri gıda bağlamında, bitki sağlığı, hayvan sağlığı önlemleri gibi konularda yerine göre çözüm için araya girdiğimiz konular olmaktadır. Japonya uzak ve az bilinen ülke olması bile ihracatçılarımıza en kapsamlı, en kaliteli bilgi vermek için hem ithalatçı bilgilerimizi, veri tabanlarımızı sürekli güncelliyoruz. Ve her bir ürün özelinde sizlere pazar için anahtar bilgileri paylaşıyoruz. Ve bunların mümkün olduğu bir piyasa raporu veya da bilgi notu şeklinde sizlere iletiyoruz. Japonya pazarının hakkında ihracatçımızın bilgilendirmesi bizim için çok önemli bir proje. Ve bu bağlamında da bu tür çevrim içi konferanslar, webinarları önemsiyoruz. Nitekim her iki ülke arasındaki mesafe, iş kültürü ve tüketim alışkanları bakımından birbirine yetince tanımadığından dolayı biz zaten gerek meslek kuruluşlarımızdan ve gerekse İletişim Bakanlığımız organizasyonunda bu tür seminer, talep ve yahut da organizasyonlarını yapmakta ve katılmaktayız. Sözü dediğim gibi mümkün olduğu için de ihracatçılarımızı bu pazara dikkatli çekmek istiyoruz. Çünkü ülkemizin ticaretin büyük ölçüde yakın ve komşu ülkeler yapmakta. Yani ihracatımızda yaklaşık %85'e sahip olan bu pazarlar hali ihracatçımızın daha büyük ilgisine mahsur olmakta. Halbuki buna karşı Japonya dünyanın en büyük 4. ithalat pazarı. 700 milyar dolarlık bir ithalattan bahsediyoruz burada. Ve dünyanın en büyük yatırım ülkelerinden bir tanesi. Dolayısıyla sizlerin bugün dikkatinizi buraya vermesi açıkçası bizi kalben memnun etmektedir. Bu arada daha önce yaptığımız genel sunumlar, sektör sunumlar var ama bu sefer gıda sektörünü aldık. Nedeni de şu, ihracatımızın %40'ını gıda ürünleri oluşmakta. Bu pazara yönelik ihracatımızın. Türkiye'nin ihracatında halbuki gıda ürünleri %10 pay tutmaktadır. Ve burada ise %40 hatta bazı durumlarda %50'ye çıkmakta. Bunun sebebi gıda ihracatçılarımızın belli ölçüde üzerine düşeni yapıyor olduğunu söyleyebiliriz. Ya da ürünlerimizin cazibesi ve buradaki rekabet koşulları sebebiyle yer bulduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber tabii ki esas olan neden bu kadar çok gıda yoğunluğu var derseniz diğer ihraç kalemlerimizin örnek ve merkezi otomotiv, konfeksiyon ve çelik gibi ürünlerin bu pazarda yer buluyor olmaması gıdayı ön plana çıkarmakta. Ama gıda pazarı zaten çok büyük pazar. Az sonra daha kapsamlı bilgiler arkadaşlarımız size sunacaklar. Dolayısıyla
bu alanı daha fazla satış yapabiliriz düşüncesiyle gıda konusunda bilgilerimizi, tecrübelerimizi size paylaşmak istiyoruz. Müsaade ederseniz şimdi konuşmacılarımıza da misafirlerimize de hitap etmek için İngilizce devam edeceğim. Now I am going to switch to the English for our Japanese speakers. Let me first introduce them to you. We have three speakers today. One of them is Ms. Zeynep. She has recently joined our team. She was assigned from Minister of Trade, DG for Exports. And she is an expert on export promotion and startups, exactly what we need in Japan. And she has good knowledge of economics, as she has graduated from a prominent Midwest Technical University. And the second speaker is Mr. Nakamura. He's an advisor of MIPRO. MIPRO is, as the name calls, a manufactured imports and investment promotion organization. It is sister organization of JETRO. JETRO is promoting exports, MIPRO is promoting imports. And they are helping Japanese SMEs when they want to import from overseas into Japan. And we have very good communication and connections with them. And they are always supportive to us. And for this seminar, we asked their help, and they were kind enough to nominate Mr. Nakamura to share his experience and knowledge with you. Mr. Nakamura personally has 40 years of business experience in food imports and wholesaling. And he is president of an import company already. And among others, he is also advisor to the MIPRO. Today, I am very grateful to Mr. Nakamura and also MIPRO for extending their support and also taking role in this presentation. The other speaker is Mr. Tonegawa. Some of you may know him. He is working with our office very closely and also working with many Turkish companies and also associations. More particularly, he has carried out a lot of projects like exhibitions, trade missions, business matching events, and Turkish food promotion events with Asian Exporter Associations, Denizli Exporter Association, Istanbul Exporter Association, and Mediterranean Exporter Association. He has many experience and good ideas how to promote Turkish foods, Turkish business in Japan. And he is very generous to share his ideas always with us. And on the other hand, he knows Turkey very well. He visited Turkey many times. He was conducting a lot of direct contacts with individual companies as well. I'm very thankful to him as well for being generous to share his experiences, ideas with us today, with you. And I don't want to take your much time. And if you allow me, now I want to pass floor to Mr. Mehmet Tan, Director General. Maybe he would like to spend a few words. Teşekkür ediyorum. Değerli başmüşavirim, bu değerli çalışmalarınız Türkiye ile Japonya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirmesine yönelik yaptığınız çalışmalarla ilgili verdiğiniz bilgiler için ve bu organizasyon için değerli katılımcılar, çok değerli iş dünyamızın çok değerli temsilcileri. Bugün 95. Elektronik Sohbetler Toplantısı'nda Japonya'da Tokyo Ticaret Başmüşavirimiz Sayın Murat Yapıcı ve Ticaret Müşavirimiz Sayın Zeynep Karahisarlı'ya konuk oluyoruz. Bugün konu spesifik bir elektronik sohbet toplantısı gerçekleştiriyoruz. Murat Bey'in de bahsettiği gibi Japonya gıda pazarı çok önemli bir potansiyel arz ediyor. Bu potansiyelle ilgili hem Zeynep Hanım ve Murat Bey'in de arada katkılarıyla müşavirliğimizin bilgilendirmesi hem de birinci elden doğrudan Japon devletinden bu konuyla ilgili çalışmalar yapan MIPRO temsilcisi
Ticaret ve Yatırım Danışmanı Sayın Nakamura, hem de gıda sektöründe çok derin tecrübesi, birikimi olan Global Media Corporation'dan Masanori Tonegawa beyefendi sizlere birinci elden, birinci ağızdan Japonya pazarını anlatıyor olacaklar. Umuyorum hepiniz için çok faydalı bir toplantı olacak. Japonya'ya yönelik çıkarınızı, ilgilerinizi daha da arttıracak bir toplantı olacak diye umut ediyorum. Mr. Nakamura, I would like to thank you on behalf of my ministry for being with us and accepting our invitation to share your knowledge and experience with our audience. Also, I would like to extend our thanks to MIPRO for letting you to share all this knowledge and experience. Also, I would like to thank to Mr. Tonegawa. I haven't been able to see him yet, but I'm sure he will be with us soon. I would like to thank to him as well for valuable insight about Japanese food market. He will give us a guided market tour to Japanese food market with major trends and consumer behaviors, as well as hints about how to approach potential business partners, what to do and what not to do to gain confidence and trust of your potential Japanese business partners. I believe your contribution will be very valuable towards increasing Turkish-Japanese trade and improving our trade and economic relations. Thank you. Murat Bey, söz sizde. Sesiniz gelmiyor Murat Bey. Kapalı mikrofonunuz. Tüm katılımcılara şunu hatırlatmak istiyorum. Çek alanından sunumlarla ilgili ortak alanımıza yüklediğimiz linki paylaşacağız. Oradan indirebilirsiniz. Ayrıca soru cevap bölümünde soracağınız soruları Türkçe sorabilirsiniz. Ben gerek moderatör olarak hem Nakamura sana hem de Tonegawa sana bunları toparlayıp aktaracağım. Ya da bizim cevaplamamız gereken hususlar varsa da cevaplayacağız. O yüzden soru cevap alanında, chat alanında da cömertçe kullanın lütfen. Müsaade ederseniz şimdi sözü ilk konuşmacımız Ticaret Müşaviri Zeynep Karasarlı hanımefendiye bırakmak istiyorum. Buyurun Zeynep Hanım. Başmüşavirim, çok teşekkürler. Sayın Genel Müdürüm, değerli katılımcılar ve bu toplantıda emeği geçen herkese öncelikle teşekkür etmek isterim. Also once more I want to thank you Nakamura-san and Tonegawa-san for being a part of this webinar and for sharing their valuable knowledge and experience with us. From now on I am going to make my presentation in Turkish and just let me share my screen with you. Sanırım ekranımı görebiliyorsunuz. Değil mi? Tam ekrana geçti. Evet, belki aslında Japonya ile ilgili verilere ve Japonya'da gıda sektörüne geçmeden önce koronavirüsteki güncel gelişmeler hakkında kısaca bahsetmekte fayda olabilir. Japonya aslında ilk başta, yani koronavirüs salgını ilk başladığında çok hızlı olarak harekete geçen ve önlemlerini, tedbirlerini çok hızlı olarak almaya başlayan ülkelerden biriydi. Buna rağmen dört büyük aslında aşama yaşandı ve 4 acil durum ilanı oldu. Sonuncusu 21 Nisan'da oldu. Bu aşamada günlük rakamlar 7000 civarına kadar yükseldi ve sonra tekrar acil durum ilanından sonra düşmeye başladı. Şu an en güncel veri günlük 1400 civarında ve geçtiğimiz pazartesi bu verilerdeki düşüşlerle birlikte acil durum ilanı
sona erdirildi. Japonya'da hayat olabildiğince normal. Tabii ki sosyal mesafeye ilişkin bazı kurallar devam ediyor. Ama ülke içinde bir sıkıntı yok. Yalnız asıl belki de ülkemizi etkileyen kısım yurt dışına açılımları ile ilgili. Şu an için ülkemizden ve diğer 150'nin üzerinde ülkeden Japonya'ya giriş maalesef yasak. Çok çok sınırlı, gerçekten çok özel durumlarda Japon hükümeti bu giriş ve çıkışlara izin veriyor. Ve açıkçası biz bunun Kasım sonuna kadar da devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü aşılama burada bizim ülkemizdekine kıyasla son derece yavaş. Japonlar çok tedbirli hareket ediyorlar. Şu an hala 65 yaş üzeri ve aslında sağlık sıkıntısı olan insanlar aşılanıyor ki göreceksiniz 65 yaş burada gerçekten nüfusun çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Haziran sonunda diğer aşamalara halkın genelinde aşılanmasının başlayacağına ilişkin bir bilgi var ama çok hızlı ilerlemesi öngörülmüyor. Tabii bir yandan olimpiyatlar da olduğu için burada önümüzdeki ay başlayacağı için sıkı kurallar devam ediyor diyebiliriz. Japonya piyasasına baktığımız zaman tabii dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi, 5 trilyon dolar civarında bir gayri safi milli hasılası var. Nüfus da 130 milyona yakın neredeyse ve bunun neredeyse üçte biri de 65 yaş üzerinde. İhracatına baktığımız zaman 641 milyar ve 634 milyar dolar civarında da bir ithalat görüyoruz. Tabii koronadan bu rakamlarda olabildiğince büyümesi de Japon ekonomisinin etkilendi. Japonya ekonomisi 2020 yılında totalde %4.8 oranında küçüldü. Ve 2021 birinci çeyrekte de %5.1 yıllık bazda küçüldü. Aslında 2020'nin son döneminde bir toparlanmaya girmişti ama yeniden bir acil durum ilanıyla ve koronanın etkisiyle tabii bu düştü. Bunun da en büyük nedeni aslında özel tüketimde bir daralma. Özellikle restoranların çalışamaması ve restoranlara ilişkin talebin azalması, kişisel tüketimin azalmasıyla gelen bir düşüş oldu. Burada aslında Japon ekonomisine baktığımızda, piyasasına baktığımızda üç temel şey bizim için önemli. Öncelikle tüketiciler. Japonya dediğimizde aslında sadece diliyle değil, kültürü, talepleri ve aklınıza gelebilecek her şeyle çok farklı bir pazardan, çok farklı bir dünyadan bahsediyoruz diyebiliriz. Tüketicilerin burada kalite ve marka talepleri aslında fiyatın da üzerinde. Yani yüksek fiyatlı olmasına rağmen kaliteli ve markası iyi ürünleri tercih edeceklerdir genellikle. Ne lükse çok meraklı tüketicilerimiz ve az yer kaplayan daha fonksiyonel ürünleri tercih ediyorlar. Şimdi az yer kaplayan fonksiyonellik diyeceksiniz gıda sektöründe nasıl yani falan ama gerçekten Türkiye'de çok yaygın görülebilen belki 5 litrelik 1 litrelik zeytinyağlarını burada bulmanız çok zorken belki şu kalemden daha küçük boyutlarda zeytinyağları, şişeleri ya da işte herhangi bir ürünü bulabiliyorsunuz. Yine ambalajları, albenisi gerçekten çok farklı bir tarzları var. Yani aslında bizim Türkiye'de ya da Avrupa'ya sattığımız bir ürünü doğrudan buraya olduğu haliyle ve olduğu boyutuyla satmak biraz daha zor. Buna zaten birazdan ilerideki aşamada değineceğim. Yine sanayiye geçersek de burada çok gelişmiş, know-how'ı çok yüksek, sermaye yatırımları çok yüksek bir sanayi var. Aslında sektörlerin çoğu Japonya için özel üretim yapıyor diyebiliriz. Çünkü yurt dışına sattıklarından çok daha yüksek bir kalite beklentisi var burada. Yani pazara girmek için, bu pazarda tutunmak için ürününüzün kaliteli, gelişmiş teknolojiye sahip olması ve güçlü bir imajının olması çok önemli. Ve firmalar da bunun için kendi imajlarını korumak için büyük firmalar ellerinden geleni yapıyorlar. Ürünün pahalı olması çok o açıdan aslında önemli bir kriter değil. Önemli olan temel şey kalite ve marka beklentisini karşılayabilmek. Tabii Japonya sanayisinin dışarıda da çok büyük yatırımları var. Onlara da bakacağız. Ama bu piyasaya girmek istiyorsanız rakiplerimiz kimlerdir dediğimizde aslında güçlü yerde üreticiler var. Çok önemli batılı markaların neredeyse hepsi bu piyasada. Ama onun dışında bir de ucuz Asya ülkeleri, rekabetin çok yoğun olduğu fiyat rekabeti konusunda gerçekten zorlayıcı olabilecek Çin, Bangladeş, Vietnam gibi ülkeler var. Japonya'nın dış ticaret ortaklarına baktığımızda Sayın Başmüşavirim de söylediği gibi aslında Asya ve Kuzey Amerika, kendi hinterlandları çok önemli bir yer alıyor. Biz Japonya ile ikili ticaretimize baktığımızda da 2.7 milyar dolarla yaklaşık 4.6 milyar dolar arasında dalgalanan bir seyir görüyoruz. Mavi olan sütunlar aslında ithalat
hattımızı gösteriyor. Tabii buradaki dalgalanmanın temelinde Japonya'nın ülkemize yaptığı yatırımlar var. Ülkemizde bir altyapı yatırımı veya benzer bir yatırım olduğu zaman tabii ithalatımız da ona göre artıyor. Benzer şekilde diyelim bir çık geçit projesi varsa yüzen platform ithalatımızın doğrudan bununla paralel bir şekilde arttığını görebiliyoruz. Ama ihracatımız da daha sabit, sürekli artan ve aslında yavaş ama emin adımlarla ilerlediğimiz söyleyebileceğimiz bir portre görüyoruz ki bu bizim için çok sevindirici. Tabii ki 2020 yılında hafif bir düşüş var ama bu koronanın da etkisiyle aslında çok beklenilen bir şey. Japonya piyasasında önce Japonya'nın dünyadan neler ithal ettiğine ve neler istediğine belki bakmakta fayda var. Ham petrol, LPG, taş kömürü gibi aslında doğrudan ham madde diyebileceğimiz ürünler ekonominin işleyişinde çok önemli ve ithalatta ilk sıraları alıyor. Motorlu taşıtlar, cep telefonları, bilgisayarlar vesaire de aslında hemen bunun arkasından geliyor. Yine ülke için en önemli gıda ürünlerine baktığımızda sayısı, miktar olarak, değer olarak en yüksek gıda ürünlerine baktığımızda da 24. sıradan domuz etinin listeye girdiğini ve onu mısır ve balık filetolarını takip ettiğini görebiliriz. Peki Japonya 1 ve 24. fasılda yani aslında bizim bugün toplanmamızın temeli olan fasıllarda gıda ürünlerinde neler alıyor dünyadan diye baktığımızda da yine balıkların çok önemli bir yer kapladığını görüyoruz. Sığır eti, işte konserve edilmiş ürünler, sakatat, balık vesaire gibi. Bunlar ilk 10 sıradaki ürünler. Tabii bu listeye baktığımızda 2020 yılında neredeyse tüm en önemli kalemlerde bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu neden önemli? Biraz sonra bizim ürünlerimize geçtiğimizde çünkü bazılarında çok güzel artışlar olduğunu göreceğiz ve bu bizim için sevindirici. Burada yalnız değinmek istediğim iki husus var. Bir, kırmızı ette bizim bir sıkıntımız var. Ülkemizde mavi dil ve şap hastalığı olduğu için bizim et ürünlerini Japonya'ya ihraç etmemiz şu an için söz konusu değil. Ama onun o yüzden hani maalesef orada sıkıntılar yaşıyoruz. Ama balıkta ve özellikle balıkta ve onun dışında da tavuk ürünlerinde de çok önemli ihracatçılarımız var diyebiliriz. Bunun dışında tabii taze sebze meyve konusu var. Narenciye de bazı sıkıntılar zamanında yaşanmıştı Akdeniz sineği ile ilgili ama müşavirlerimizin bu alanda çok ciddi çalışmaları oldu. Önce greyfurt ve limon için bu anlamda ihracatımızın önünü açtık diyebiliriz. Şu anda da portakal ve mandalina için çalışmalar sürüyor. Hatta yarın bu konuda çok önemli bir toplantı var burada. Kamu dinlemesi yapacaklar ve bu sezona 2021 sezonunda ihracatta portakal ve mandalinanın önünü açmış olabileceğimizi bekliyoruz. Ve aynı şekilde kiraz da hemen arkasından gelecek ama onun kiraz için bir Türkiye'de yerinde inceleme yapılması gerekiyor ve korona şartlarından dolayı yapılamadığı için şu aşamada o şartların iyileşmesini bekliyor diyebiliriz. Türkiye'nin Japonya ihracatına baktığımızda da bu genel tüm getifler bazında baktığımızda öncelikle balıklar ve makarnalar geliyor. Sonra tabii bazı örme giyim ürünleri burada giriyor. Yine ilaçlar var. Kuru üzüm, konserve, domates, meyve suları da aslında yine burada görebileceğimiz önemli gıda ihraç kalemlerimizden. Bir sonraki slide'a baktığımızda burada 1-24 fasıllarında neleri biz Japonya'ya ihraç ediyoruz diyoruz. Tabii ki balık ürünleri en önde. Burada ton balığı ve Karadeniz somonundan genel olarak bahsedebiliriz. Türkiye'de çok çok tüketmediğimiz ürünler ama Japonların belki 40 yıl aşkın süredir bizden satın aldıkları, lezzetini sevdikleri, fiyatı da son derece iyi olan ürünlerden. Makarna ve kuskuslara baktığımızda makarnada tabii çok ciddi Japon yatırımda olduğu için buradaki ihracatın %50'sini bir firma, geri kalan %50'sini belki 20'nin üzerinde firma yapıyor diyebiliriz. Yine domatesler, meyve suları vesaire gibi birçok ürün bizim için önemli. Değişimlere baktığınızda bazı ürünlerde ciddi oranda artış görebiliyoruz. Bu çok sevindirici. En altta gördüğünüz bizim toplam ihracatımız. Bu yıl ufak, evet %10 civarında bir düşüş var ama 1-24 fasıllarında %5'lik bir artış görüyoruz. Ki bu bizim gıda sektörümüzün Japonya'da aslında belki daha sağlam yer edinmeye başladığının bir göstergesi olabilir. Tabii yine bazı ürün gruplarında zeytinyağı gibi
diğer kabuklu meyveler gibi düşüşler var. Burada fiyat ve ürün arzında yaşanan sıkıntılar diyebiliriz. Çünkü o değişimleri Japonya kültürü çok algılamıyor. Hem fiyat değişimlerini hem de ürün arzındaki sıkıntıları, yani var yılı yok yılı diye bizim aslında Türkiye'de çok alıştığımız bazı kavramlar Japonlar için çok uzak kavramlar ve anlamakta zorlanıyorlar diyebiliriz. Yine yatırımlara baktığımızda Japonya'nın ciddi yatırımları var demiştik. Burada 2.9 milyar dolara ulaşıyor. 250'ye yakın Japon firması Türkiye'de yatırım faaliyetlerini sürdürüyor. Nissin Foods, Ajinomoto, Diado ve Nippon Ham aslında gıda sektöründe önde gelen firmalar. Ben buraya olabildiğince büyük firmaların hepsini koymaya çalıştım. Ama daha fazla ihracat yapmamız gerektiği konusunda sanırım hepimiz hemfikirizdir. İhracatı arttırmak için aslında öncelikle yapacağımız şey belki de Japonya'ya bir ihracatçı gibi değil de bir girişimci gibi düşünerek gelmemiz. Evet, bizim Avrupa Birliği ile çok iyi ihracat ilişkin ilişkilerimiz olabilir ama burası çok farklı talepleri olan çok yeni bir sektör. O yüzden bütün ihracat bilgimizi yanımıza alıp ama bir girişimcinin açık zihniyle diyeyim buraya gelmek. Çünkü birçok durumda firmalarımızın ama Avrupa Birliği'nde böyle değil gibi bir geri dönüş alabiliyoruz. Evet, Avrupa Birliği'nde bile aynı olmayan birçok husus var. Bu gerek bürokratik anlamda olsun, gerekse bazı özellikle gıda ürünlerindeki katkı maddelerine ilişkin olsun. Bazı farklılıklar görebiliriz. Öncelikle Japonya çok önemli. Japonlar yüz yüze konuşmayı, yüz yüze iletişim kurmayı seviyor. Burada bir biriminiz olsun, sizi tanısınlar, gelip gidebilsinler, Türkiye'ye gelip firmalarınızı görebilsinler istiyorlar. O yüzden bütün korona süreci boyunca da online toplantıları ve online alışverişleri olabildiğince mesafeli kaldılar. Burası için sabırlı olmanız, kararlı olmanız hem zaman hem de ciddi emek harcamanız gerekiyor. Küçük lot siparişler verirler. Firmalarımızın birçoğu büyük siparişler beklerken gördükleri rakamla şaşırabiliyorlar ama küçük ve sürekli bir sipariş onlar için tercih olur. Çünkü Japonya'da mekan sıkıntısı ve depolama sıkıntısı çok yüksek. Tutarları, maliyetleri de çok yüksek. O yüzden biraz daha bundan kaçıyorlar. Yine kaliteli albeni yenilikçi ürün konusu gerçekten hani buradaki ürünleri buraya bir ihracat yapmadan önce en azından bir internetten araştırmanızda çok büyük fayda var. O boyutlar belki de sizin dolum makinelerinizin uygun olmayacağı şekilde küçük ürünler var. Yine bu paketlemelerin aşırı kaliteli ve niş diyebileceğimiz segmentte olması gerekiyor. Tabii tüketim alışkanlıkları çok farklı. Birçok bizim ürünümüzü bilmiyorlar, tadlarını bilmiyorlar ya da onların damak tadına uygun değil vesaire. Yine sağlıklı gıda pazarı belki çok önemli olabilecektir diyebiliriz. Potansiyel ürünlerimizde tavuk eti, donmuş sebze, meyve, narenciye, kuru meyve, zeytinyağı ve makarna Japonya'da ciddi potansiyeli olan ürün grupları. Genele baktığımızda da aslında Japonya'da çok öngörülebilir bir ortam var. Türkiye'nin imajı da çok iyi. Tanıtım faaliyetle desteklenir ve yapılırsa aslında burası ciddi başarılı olabileceğimiz bir sektör olabilir diye düşünüyoruz. Yine dostluk ilişkilerimiz ve Japon turistlerin, yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisi de bu anlamda çok önemli. Tabii bu kadar sıkıntı var diyeceksiniz. Yepyeni bir ülke için işte belki Japonca bilen birini bulacağım, uğraşacağım ama ne kazanacağım dediğinizde uzun vadeli, güvenli ve yüksek fiyat marjı sunan bir pazara giriş yapmış olacaksınız. Gerçekten çok sadık iş insanlarıdır. Yani siz bir kez onlarla iş yapmaya başladığınızda ve onların güvenini kazandığınızda aslında dünyanın en büyük pazarında, sınırsız olanağında kapısını açmış olabileceğinizi düşünebilirsiniz. Japonya'nın gerçekten bütün emeğinize değebilecek bir pazar olduğu görüşündeyiz. Ve aslında hızlıca toparlamak istiyorum. En son burada çok önemli bir konumuz daha var. Japonya-Türkiye STA müzakere süreci. Bu çalışmalar aslında 2012 yılından beri sürüyor bakanlığımızın, Ticaret Bakanlığımızın çok yoğun emeğiyle. STA müzakereleri de 2014 Ocak ayında başladı. Şu an henüz maalesef sonlanamadı ama
tarafında sivil toplum kuruluşları ve sektörel kuruluşların aslında desteği var. Üst düzeyde de sıkça gündeme gelen bir konu. Biz umuyoruz ki Covid'den sonra müzakerelerin devamıyla STA'da sonuçlanır. Çünkü STA'nın özellikle ticaretimiz anlamında çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İlk olarak serbest ticaret anlaşması imzaladığımız zaman yine gümrük vergilerinin kalkması gibi bir durum var. Yine Japon firmalar için çok önemli. Çünkü bu kamunun yol göstermesi gibi algılanıyor burada. Eğer Japon hükümeti Türk hükümetiyle bir STA imzalarsa Türkiye'de iş yapılabilir diye kendi aslında firmalarını yönlendirmiş olarak görülüyor. Ve yine ticari ilişkilerde öngörülebilirlik ve şeffaflık açısından gümrük birliğinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Zamanım biraz açtım ama çok hızlıca toparlıyorum. Burada bazı faydalı linkler var. Müşavire danışından bize her zaman her şekilde ulaşabilir ve sorularınızı sorabilirsiniz. Doğrudan Japon pazar ile de ilgili olabilir, firmalarla da ilgili olabilir. Biz elimizden geldiğince her şekilde sizlere yardım etmek için çalışıyor olacağız. Yine dış ticaret verileri için Trademap'in web sitesini koydum. Biraz önce sizle paylaştığım veriler buradan da yine Türkiye'den altılı getipler bazında ücretsiz üyelik yaparak çok çeşitli bilgilere erişebilirsiniz. Kolay İhracat Platformu Bakanlığımızın bir platformu, Kolay Destek Platformu'nda olduğu gibi. Kolay İhracat'ta hem pazarlara ilişkin bilgiler var, sizi ciddi anlamda destekleyecek bir platform. E-Devlet de geliyor mu? Mutlaka girip bakın. Gerçekten ihracat yapıyorsanız da mutlaka bir göz atmanızda fayda var. Kolay Destek Platformu'nda bakanlığımızın bütün devlet desteklerine ilişkin çok özet ve kullanıcı dostu bir arayüzle size istediğiniz bütün bilgileri sunacaklar. Yine Japonya gümrük vergileri için bir link bıraktım. Ürününüz bazında gümrük vergilerini görmek isterseniz ve meslek kuruluşları, piyasa ve fuarlar için de genel bir retro sayfasının linki var. Orayı da biraz incelemeniz faydalı olacaktır. Fuarlardan ve diğer şeylerden zaten bahsedilecek ama fuar demişken sadece gıda sektöründe FoodEx'ten bahsetmeden geçemeyeceğim. Demişti yüz yüze görüşmek çok önemli. Kart vizit değişimi burası için olmazsa olmazlardan bir tanesi. O yüzden lütfen bu pazara gıda sektöründe giriş yapmayı düşünüyorsanız bir fuara katılın. Özellikle FoodEx'te burada sizi görmekten bizler çok mutlu olacağız. Çok teşekkür ederim. Zamanı biraz aştım. Kusuruma bakmayın lütfen. Saygılarımla. Zeynep Hanım teşekkürler sunumunuz için. Now I will give floor to Mr. Nakamura. Nakamura, are you on the line? Can you hear me? Would you please open your microphone? I can hear you. Okay. And here's Mr. Nakamura from MIPRO. And floor is yours, Mr. Nakamura. First of all, thank you very much for Republic of Turkey Ministry of Trade and Turkish Embassy Tokyo giving me a very excellent opportunity today to hold today's seminar. And thank you very much to all audience at the Turkey side to attend today's seminar during a busy schedule and a very serious COVID-19 situation. Thank you very much. I'm doing a consultation for beginner of food import at MIPRO every Monday. The other day, I'm operating own import company at Minato area in Tokyo. I'm importing olive oil from Spain and Italy, and table olives from Spain. Table olives are our main item. And I'm importing mustard and apple juice from the United States. The minor things, so I'm importing frozen smoked salmon from Norway and the frozen blood orange juice, deep red color juice from Sicily in Italy. Currently, oatmeal is a booming item in Japan. And our item is a small chili con carne in tin is also selling well in the Japan market. I'll talk about today's title, Exporting Food to Japan, as my own experience. I'm talking about six issues today. First, introduction, trend of food market in Japan. Second, overall importation process,
regulatory requirement to import, flow of food import and inspection. Third, regulation of food import and sales, food sanitation law and the other laws. Fourth, overall food labeling standards, Food Labeling Act. Fifth, quality control, food safety and relief. In Japanese, it's Anshin Anzen. Sixth, how to approach Japanese importers. I'm talking about mainly about available food exhibition in Japan. First is the introduction trend of food market in Japan. I'm talking about just outline of a Japan market. It's a population, 125,770,000. But a household number is 58,008,000. This means 2.17 person per one household. This will affect the small package and the small portion for foods. Food market size estimation, retail market, $409 billion. Food service market, $227 billion. Total $636 billion. But currently, food service market is a very worse situation by COVID-19. I have a lot of food service market customers, but they are suffering every day, as you can imagine. The food self-sufficient rate by calorie base, only 37%, 63% of food from abroad. I'll start again, so. I'm talking about the outline of Japan market. Population is 125,770,000. Household, 58,008,000. This means 2.17 person per one household. This will affect the small package and the small portion for food. Food market size estimation, retail food market, supermarket, convenience store, $409 billion. Food service market, hotel, restaurant, catering, $227 billion. Total $636 billion. But as you can see, the food service market, hotel and restaurant is suffering by COVID-19. I'm supplying olive oil to the hotel and restaurant in Tokyo, but they are very tough situation now. Next is the food sales sufficient rate by calorie basis. 37%, 63% of food from abroad. Textile is smaller, just only 3%. 97% clothes from abroad, mainly from China. Japan market, import amount of food, 57.8 billion. This is the total amount of raw material, grain and processed food. This is the number one amount of food import in the world. We are importing mainly from United States, China, Thailand, Australia, and Brazil. Of course, we're importing a lot of pasta and seafood from Turkey. Major import item of foodstuff is fish and fish preparation, 23%. Shrimp, prawn, and lobster, baked eel, tuna bonito. Meat and meat preparation, 20%. Pork, 7%. Beef, 4%. Chicken, 2%. Cereal and cereal preparation, 11%, soybean. Typical cereals are growing so fast in recent days. Vegetable, 8%, fruit, 8%. I will explain the Japanese food by picture of a supermarket. So as you can see, almost all vegetable and fruit is wrapped in the plastic film and bags. This is a mini tomato section, so a lot of variety, but only in case of mini tomatoes. This is a fruit section. This is a domestic fruit, but we're importing fruits from ASEAN countries, United States, Australia, New Zealand. And some premium item, musk melon here, it's very expensive. And also domestic mango is very expensive. This is a cut vegetable for salad. This is also a very popular item for Japanese. I
can say a character of Japanese agriculture products. Good looking and straight shape. Japanese people don't like a bent style, so fully wrapped or packed in a plastic case or tray. Cut vegetables and cut fruits is very popular, and the price is very expensive. Many varieties of fruits and this is a seafood section, so almost all seafood from ASEAN country and China. Shrimp is Indonesia, and this kind of seafood mix from Vietnam, so all seafood is fresh style and packed on the plastic tray with plastic films. This is the most recent packing style, just transparent plastic bag with a tray and less garbage. This packing style is mainly for chicken and ground meat. Now I'm talking about the typical retail market, the supermarket, convenience store, department store, specialty stores. The biggest supermarket chain is Aeon, the largest supermarket chain group in Japan. They have 600 GMS in Japan, sales number 78.2 billion. Overseas expansion, China, Hong Kong, Vietnam, Thailand, Cambodia, Malaysia. They are very strong in Indonesia. They are also have a direct import function, but many products is to import a combination with a trading house. Second largest supermarket chain is Ito-Yokado. This is a group of seven holdings. Number of shops, 133. By nationwide in Japan. Sales turnover 9.6 billion US dollars. This chain also available to import combination with the trading house. They are not so strong with the, about the direct import. CG Japan. I used to be work with this organization just 6 years around 1986-1990. The largest cooperative supermarket chain in Japan. Number of shops, 4,172 in Japan. Number of enterprises, 206. There are some small and medium class supermarket chain for co-buying system. The sales turnover is big, 9.1 billion. They have the buying office, Seattle, United States, Shanghai, China, Bangkok, Thailand, and Paris, France. They are very strong about the direct import, but decision making is done by a buyer's meeting. It takes time, but the buying power is very huge and strong. Daiso, 100 shop, one unit price at 100 yen, the largest 100 yen in Japan and also probably in the world. Number of shops is 3,278 in Japan. Sales turnover 4.14 billion US dollars. There are a lot of overseas expansion, United States, New Caledonia, New Zealand, Romania, Mauritius, and so on. This organization is not so strong about the direct import, available to import combination with the trading house. Next is a Gyomu Super. Its company name is Kobe Busan Company Limited. Big size grocery shop for catering user. Number of shops 926 in Japan. Sales turnover 0.75 billion US dollars. They are very strong about the direct import, so they are searching good food everywhere in the, from abroad. Costco Wholesale, most successful foreign capital retail chain in Japan. Number of shops, 29 in Japan. Sales turnover, 4.5 billion US dollars. Number of cardholders is over 6 million in Japan. I'm also cardholder of Costco Wholesale. Card update rate is 80%. Of course, their direct import is available, but we have to deliver the products with a palletization. This is their rule.
Next is the Seijo Ishii, most successful high-end supermarket. Number of shops 188 in Japan. Sales turnover 0.85 billion US dollars. Recent hit item Seijo Ishii is dates made in Tunisia. Dates is usually very difficult dried fruits for Japan market, but they promoting dates and they handling many date items in their stores. They are available to import through their subsidiary company, namely Tokyo Europe Trading. Next is the Caldi Coffee Farm, coffee and imported food shops. The number of shops is 460 in Japan. Sales turnover 0.87 billion US dollars. Now they are operating 10 shops in Taiwan, and Thailand is cafeteria is operating in Thailand. My own company is doing a lot of business with the Caldi Coffee Farm. I have a business meeting once a week with the buyer of a Caldi Farm. So I think that this is the most powerful direct import available company. So recent hit item is a coriander noodle made in Vietnam. They are available to import through their subsidiary company, overseas company. And they are trading company. Some of the company have already office and some business in that Turkey, Mitsubishi Corporation, Itochu Corporation, Mitsui & Company, Sumitomo Corporation, Marubeni Corporation, Soji Corporation, Cargill Japan. Cargill is, as you know, US major grain company, but they are operating a trading business in Tokyo. Recent trend of Japanese consumer about food products. This is the reason why housewives to choose food items. So number one is health conscious, 24%. Economy conscious, I mean cheap, 19%. And convenience, 17%. Handmade, 12%. Safety, 12%. I think the safety trend will be increasing in the future. Next, domestic food liking and gourmet food, 6%. So you can see the health conscious trend is a key issue, booming item of food in Japan. Second issue is the overall importation process, regulatory requirement to import, flow of food import and inspection. This is the information, Tokyo Quarantine Office, and the Tokyo Custom Duty Tariff, target countries prevalence duty. Turkey is also a preferential duty countries. I think this PowerPoint will be provided to you after the seminar, so you can access through the internet by this PowerPoint. Flow of food imports. Probably this book is will provide a PDF file, Guide to Food Import 2019, issued by MIPRO. This is a very useful book. I prepared this book in handout by PDF file. Major law applicable to food import. Food sanitation law, plant protection law, domestic animal infection disease, foreign exchange, foreign trade act. But from Turkey, I think is not so many vegetable and animal. So food sanitation law, you have to take care as a first issues. Details information is in this book. So read it carefully after the seminars. Yeah, I start from inspection. We have four types of inspection. Number one is the order inspection by the quarantine office at time of import. For turkey food, chickpeas, processed chickpeas over 30% weight percent should be inspected, this order inspection. About the total aflatoxin,
total absorption B1, B2, G1, G2, this is order. Two is a monitoring inspection by the quarantine office at time import. This is a random inspection. But at this moment, no special request about Turkish food, about the monitoring inspection. Three is a self-inspection. This is what we call inspection at authorized laboratory, according to the order from the quarantine office. Four is an inspection by the public health center in the market after the custom clearance. I'm talking about a little bit about self-inspection. Target item of self-inspection, which will be ordered by the quarantine office, is the following. Artificial colorings and artificial preservatives. Additives which have the minimum usage, like a potassium sorbate. Potassium sorbate is potassium should be less than 1.0 gram per kilo in syrup. So in that type, quarantine office will order the self-inspection to the importers. And more, another thing is food, which have the standard like soft drink and the frozen food. Regarding soft drink and the frozen food, quarantine office will order the standard of soft drinks and the standard of frozen food. The result will be effective to use custom clearance without inspection within 1 year after the date of inspection result. Third issue, a regulation of food import and sales. Food sanitation law and the other law. Regulation of food import and sales, food sanitation law, plant protection law, domestic animal infection disease control law, NISARA audience on milk and milk products concerning the compositional standards, and five is the other laws. Food sanitation law, a most important document is one is the manufacturing process and the ingredient list. These two documents are very important to clear the quarantine office. It's mandatory to present the quarantine office. Manufacturing process, this example of biscuit, mixing of major ingredients, cutting and molding, baking 170 centigrade 18 minutes, cooling 20 centigrade. Inspection and packing into carton box. Flowchart is also okay. Please mention very simple, to use simple wording, one by one, clearly. In case of a heat processing, necessary to mention time and temperature. In case of a pasteurization of soft drinks, necessary to mention time and center part temperature. Center part is very important soft drinks. The pasteurization and the pH value. This is ingredient list. This is mandatory. This is a very important document to clear the quarantine office. Ingredient should be described the percent in total 100%. In case of E number is the additives. And like antioxidant, sodium metabolite sulfide is a standard of a number. So in case of active, which has the standard, I recommend to mention this kind of amount like this. Regarding flavor, importer should confirm if the flavor meets the Japanese food sanitation law. If matches the food sanitation law, importer can describe like this one. Flavor is filed around 6,000, very difficult to check, but mainly we use a CAS CS number to confirm the available flavoring in ingredients. Food sanitation, though, the point is a very important thing. Regarding actual additive is a positive list system. A non-listed additive cannot be used in any food, necessary to take care of the contamination of illegal additives. And we have a standard of food, food in general, frozen food, soft drinks. These are very important. We can use food additive from these four types of food additive. Detonate food additive is artificial. Active flavor is contained in this group. So existing food additive is a natural based additive.
and ordinary foods used as additive substances which are generally provided as food and which are used as additive. This is just food, but which can be used as additives. The last one is the list of source substances of natural flavoring agents. We can use additives from these listed only. The way of checking ingredients. I provided some additive list. Probably organizer will provide the list from after the seminar. So this site is also available to use by internet. The flavor is a very, and I mentioned 6,000. We check the available flavor by cast number. Né? And also, Japanese positive risk system of agricultural chemical residues is very important. So you can check the regulation by this site. Food which have a standard. From Paris, Turkey, important float, soft drinks and powdered drink beverage. And pasta is a no standard, and frozen food is very important. Instant noodle, this is not pasta. Instant noodle have a standard. These standard food which have a standard, so client will order the inspection of a standard. And the plant protection law. Important thing is to prepare original phytosanitary certificate issued by a government of an export country with a plant protection station. I think that Turkey is not so many plant protection, vegetable items. So. But udon pallet, we have to take care. Udon pallet should be used IPPC mark udon pallet. This means that heat treatment or fumigation by methyl bromide. So IPPC mark, this IPPC mark should be printed on the udon pallet. We can use a wood pallet only by this IPPC mark, udon pallet only. Domestic animal infection disease control law, but also Turkey is not so many meat products exporting to Japan. Point is to prepare the original health certificate issued by exporting countries. And one more thing, important thing, milk products will be target item from November 1st, 2017. Milk products also prepare to issue an original health certificate to clear the meat quarantine office. And one more remark is the Washington Treaty special note necessary to describe holding wording in case of using vanilla flavor in ingredients. Because the cargo is not conflict with the Washington Treaty, this is a recent request from Tokyo Customs. If you use the vanilla ingredients, you have to type this wording. Vanilla essence used in the product is from a cultivated vanilla and not from natural wild vanilla beans. This is often the Tokyo Customs required to type a wording on the invoice. Minister of Ordinance, Milk and Milk Products concerning compositional standard and etc. But Turkey also not so many milk products, but milk items are decided to standard by this law. EU is milk fat is a very common ingredient, but milk fat is not listed in this audience. So normally, I understand milk fat is similar to butter fat in the near audience. So this kind of check which milk ingredient to meet this audience. The other rule, you can check some Nipro's book, but one remark is organic just standard based on the JUST Act. Only a JUST mark organic is available to deliver in Japan. No USDA mark, no EU mark, only JUST standard organic is available to deliver in Japan. And also, one remark is a trademark and patent. But in case of a food,
import and manufacture to confirm the trademark is registered in Japan or not. If not, I recommend to register trademark in Japan to avoid a conflict. You can check the registered trademark by this site. Overall labeling standard, Food Labeling Act. This is more for the responsibility by importers, not yours. This is typical food labeling English translation of Japanese. All food labeling is done by Japanese. This is just the English translation. Name of product, ingredients, net weight, shelf life, preservation method, country of origin, name and address of importer. No need to mention the foreign manufacturer's name and address, just importer's name and address only. From last April 2020, nutrition information is mandatory to describe the food labeling. And also recycle mark, paper and plastic to use this logo to mention the usage of paper and plastic. Allergen information. In Japan, importer should describe necessary mandatory indication of specific 7 ingredients: shrimp, crab, wheat, soba, egg, milk, and peanut. Walnut will be added mandatory in near future. Recommended to integrate specific 20 ingredients: eggshell, salmon roe, squid, orange, cashew nuts, kiwi fruits, beef walnuts, sesame salmon, mackerel, soybean, chicken, banana pork, matsutake mushroom, peach, young potato, apple and gelatin, and almond was added from last year. So almond is the plus recommended item, and walnuts will be mandatory. Recycle mark related law. This is plastic and paper for food. Regarding soft drink, importers should print a PET bottle, steel, aluminum on the food labeling. And just organic labeling. So regarding organic, only just certified foods can be used following logo with name of a just certified organization under the logo. If the ingredients obtained a just organic certificate, you could print just organic ingredients. If designed ingredient is just a US certified organic, please print just the product name without the organic wording. So in that case, I recommend to delete US certified organic wording on the food labeling. Food labeling and the labeling of a nutrition facts is two governmental organizations, Consumer Affairs Agency and the nearest public health center is taking care of food labeling. This book is a very good book, but only Japanese, sorry. Fifth is a quality control, food safety and relief, what we call in Japanese, Anshin Anzen. You need to take a special care of food safety and relief, Anshin Anzen, for food product development. To avoid the foreign bodies, metal piece, glass piece, allergen contamination of illegal items during manufacturing process to decrease the risk. To avoid the foreign body contamination, to secure inspection place, the brightness of 300 lux, 500 lux of a packaging operation place, and this is very important, 700 lux or more or sorting inspection workplace. It's a visual inspection place to avoid the foreign body contamination. This is very basic requirement from important Japan side. And the mold growth problem in Japan, early 1990s, so almost all imported mineral water had mold growth problem, except for Baltic. The reason was still unknown. Many importers collected mineral water from the market. I also collected United States mineral water by the mold growth that time. In 1916, many imported virgin coconut oil had the mold growth problem, including a major oil company, Nissin Oil. The reason was supposed to come from a minor contamination of water in the oil. So
In Japan, importer should do special care for the avoiding mold growth problems. This is a special case in Japan. This typical ELISA system in Japan for avoiding foreign body contamination. This is a factory contracted with Japanese catering company in China. They are doing a visual inspection to avoid the foreign body contamination with a very bright, over 700 lux for inspection room. So very typical picture for exporting products to Japan market. And the one remark is the shelf life management, one-third rule. In Japan, the domestic foods are over two-thirds remaining shelf life. In shelf life was 1 year after production, over 8 months remaining shelf life could be acceptable. Imported foods are more easy, over half remaining shelf life. If shelf life 1 year after production, over 6 months remaining shelf life could be acceptable. Typical supermarket, Ion and Toyogado require these things to manufacture and importers. Six is how to approach Japanese importers. Typical opportunity is to attend the food exhibition. The food ex is held on early March, around 80,000 buyer come together, but this year is one third, very small size. Supermarket threshold is the biggest food exhibition in Japan. Around 90,000 buyer joined this show. This year also one third. And the Japan International Food Show, International Food Ingredients and IT Exhibition, Agri Food Expo. This is a picture of a food ex. This is a picture of supermarket trade show. I'm always having a business meeting with my client once a month, but I'm always taking care of to squeeze their interest, new interest from a buyer. So then I pass their interest to, firstly, my existing supplier, next to pass some embassy or something, so to find out that right item which can make presentation to my buyers. So it takes time, but very typical procedure for food import in Japan. Lastly, I explain a little bit about the rate of margin of each distribution level. If I set up the suggested retail price 100%, so importer's running cost should be less than 40%. Running cost includes a CIF cost, custom duty, custom clearance expenses, inspection, Japanese sticker charge, 40 or less than 40%. Then a first selling price to wholesaler, including a delivery charge, 55%. The selling price to the retailer, 6-8%. But the Japanese distribution system is very complicated. There are second, third wholesaler between first wholesaler and the retailer, depending on the situation. This is very rough margin ratio of each distribution level. I hope that my presentation will help your export, food export to Japan market. Thank you very much for hearing my broken English. Thank you very much. Nakamura-san, thank you very much. And also for you, sorry for the inconvenience of internet disconnection. And hoping that we will be moving smooth afterwards. Now we have the last speaker, Mr. Tonegawa. And as you see, we are sharing now the same screen to avoid any, again, disconnection. And now I will share his presentation with you. Merhaba. I'm so pleased to be a part of this very important presentation.
And I will start off, I think Mr. Nakamura from MIPRO has just explained the Japanese food market and some of the major retailers in the Japanese market. And the I think I have some of those topics in my presentation, so I will skip from time to time. And first, let me briefly, introduce myself. My name is Tonegawa from Global Media Corporation. By background, I started my career as a professional Congress organizer, popularly known as PCO in Japan. And we have conducted more than 500 meeting-oriented programs, such as business seminars and shows, B2B business matchings, buyer mission programs, and so on and so forth. And we are currently putting an emphasis on market entry support on the part of the overseas countries and government agencies. And we specialize in market research, feasibility study, trade show support, development of new distribution channels, and as well as marketing and PR activities when you enter into Japanese markets. And this is a list of clients in the promotion of trade and investment and tourism sectors in the past 10 years or so. So you as for Turkey, as you can see on the left hand side toward the bottom, Asian Exporters Association, ITKİB, Denizli Exporters Associations, and so on and so forth. We have been assisting and supporting Turkish companies entering into Japanese market since 2009. And this is we have our own communication media. We issue Delicious Japan in a booklet form twice a year, spring summer issue and autumn winter issue. And in addition to a restaurant guide, hotel information, brief tourism spot in Tokyo, we focus on feature articles, including a chef Q&A of five-star hotels and red hot restaurants, and the global kitchen series. We conduct interviews with representatives of embassies and foreign trade agencies in Japan, and of course food trends in Japan and overseas. So we have been issuing this paper since 2006 for 15 years in the past. So we have a wide and extensive connections and network with HoReCa, hotel, restaurant and cafe industry people and professionals. And this, Japan's process of food market scale. This is, I think, Mr. Nakamura briefly touched upon this part. I just mentioned two companies here: NH Foods, Nippon Ham. I think this company established. This Nippon Ham Foods acquired the poultry company in Turkey, Egetap, in 2014. And also Ajinomoto, as I think
Nakamura-san explained to you, said to you, they set up the office in Istanbul. I think you're familiar with some of these companies. And I just want to mention here that I don't know how many of you have come to Japan. There's a 6-hour time difference between Turkey and Japan. And it's already, you know, 5:30, 5:40 in Japan's local time. And from Istanbul to Tokyo, it takes about 11 and a half hours. And from Tokyo to Istanbul, it takes 13 hours due to air current. So Japan is located very far from Turkey, but I do believe it is a worthy challenge for you to enter the Japanese market. And here, Japan's restaurant food service market scale. Just look at the right-hand side, the number of restaurants in world cities. Tokyo comes number one. In Tokyo only, 148,582 restaurants in Tokyo only, followed by Seoul, Shenzhen, Paris, Bogota, Los Angeles, New York, Sydney, London, and Johannesburg. And we move on to the next page. This is Tokyo Gourmet Cluster. Please also look at the graph on your left-hand side. This shows Michelin-starred restaurants in major cities. And as you can see, Tokyo has 212 stars. And this is number one in terms of a number of stars. And the number two, Paris, is ranks number two, 115. And Kyoto is another city in Japan, 110. And Osaka is next to Kyoto, Japan's second largest commercial city. So this has a 96, and a New York and Hong Kong. So Japanese people have a very strong interest in eating, and the cuisines from all over the world can be found in Japan. And many Japanese housewives and people cook international cuisines at home. So I think in Tokyo there are, of course, many Turkish restaurants in Japan. This is consumption trends now in Japan. People, due to COVID-19, people are beginning to pay more attention to health consciousness and food with functional elements. So that, you know, to boosting immune function against COVID-19. And also another trend, consumption trend in Japan is quick and convenient, because there is an increase in working couple households, which elevate the need for quick and convenient foods. So supermarkets are expanding their sales areas for frozen foods. Frozen foods are selling well. Health conscious food, but quick and convenient to prepare is important.
Of course, trends, you know, change from time to time, but these two, you know, the current trends we see in the Japanese market. And this is Japan's food self-sufficiency rate. This is what you know, Mr. Nakamura mentioned. So I will skip over this portion. Japan's food self-sufficiency rate, 38%. He said that 37%. We have to rely on imports. So there's a big chance, opportunity for Turkish food companies, suppliers entering into Japanese markets. And just this is, Turkish product in Japan. Mm-hmm. Thank you. We can find many products from Turkey in retail stores quite easily. And I will show you some of the products which we can find in stores. Last week, to prepare the presentation material, I just stepped out of my office. My office is in the very center of Tokyo, Nihonbashi. And I stepped out of my office and visited a couple of stores in our neighborhood for photo shoot. And this is a peacock. This is a peacock. They have 41 stores in Tokyo area. And the peacock is a group of Aeon. Nakamura-san explained to you about how big is Aeon. Aeon is regarded as one of the two gigantic GMS, General Merchandising Stores. And I found dried fruits, figs, raisins, and mixed fruits, and olive oil from Turkey, and spaghetti, pasta here at the Peacock. I think Aeon Group has nearly 20,000 stores, big, medium, and small, throughout the country. I think in most stores, I think we will most probably find these products in Aeon Group stores. Next, this is also, Nakamura-san also mentioned the Seijo Ishii. Seijo Ishii has near 200 stores targeting mid and high-end consumers. They're almost a $1 billion company, and they are growing. And I found dried figs there. Dried figs there. I tried, of course, I purchased and I tried. It was really good. Turkish dried figs, I think it's regarded as number one in terms of the size and sweetness taste. Okay, and next. This is Ito-Yokado, another gigantic GMS, General Merchandising Stores. Nuts, spaghetti pasta, and I found those products quite easily enter into, inside the store. And on your right-hand side, Caldi, Caldi Stores. Caldi, which is a very unique store, handling mainly
import products. And there is burger. There is some burger here in the Caldi stores. I will touch upon a burger later because we have been involved in promotion of burger. And here are features and trends of food market in Japan. One, diversity. I think as I already mentioned earlier, cuisines from all over the world can be found in Japan in terms of Michelin, in terms of a number of Michelin-starred restaurants in major cities in the world. Tokyo, as I said, comes number one, Paris number two, and number three, number four, Kyoto and Osaka, also Japan. And another two cities, followed by New York and Hong Kong. So we have such a diversity of food ingredients and restaurants and shops. And next, novelty. Japanese consumers are continuously searching. We are always searching for new products and looking out for a new, a different taste. So something new and something different is exactly what the Japanese companies are looking for. And our consumers are also looking for. And that is why the Caldi, import-oriented retail store is so growing and so popular among the Japanese consumers. And the easy third keyword here is easy cooking and easy eating. Due to an increasing number of working women, there is less time in the kitchen for women. There's also a trend toward the nuclear families and a high rate of life expectancy. And as a result, microwave cooking is extremely popular now. It is a must item in the kitchen at home. And here in my office, in our office, we have a microwave in our office because our employees, our staff, purchase some food at the stores outside and cook them using microwave and eat at office. And statistics say that 20% of Japanese men in their 20s and 30s skip breakfast. They skip breakfast. They do not cook. They do not eat at home, and they drop in. Instead, they drop in convenience stores to buy some food and snacks and drinks on the way to their office. So, and then they cook at, office using microwave, as I said. So easy cooking and easy eating are popular, and but they are always looking for a healthy, safe, and good quality, although easy cooking, easy eating. And next, fourth keyword is health and beauty. Japan is an, as you may know, aging society. The ratio of senior citizens, at least 65 years old, occupy 28.7% of the total population. And their numbers are 36 million. So people are now more concerned about lifestyle diseases, and they're looking for health
and beauty products. Beauty products here are high in nutritional value. Food businesses are developing functional foods that is low cholesterol, low calories, and organic. And the percentages of vegetarians and vegans are also increasing. And in these days, flexitarians, to be a vegetarian, to be a vegan, once a week or so, flexitarians are also increasing in these days. I think between 5% and 10%, according to some statistics, in Japanese population, are vegetarians and vegans and flexitarians. And next keyword is trend is safety. There are various. I think as for safety, Mr. Nakamura-san mentioned this, so I think I will skip. I think there were various problems with regards to food safety in the past in Japan, and this made Japanese people very much sensitive to safety for foods. And next keyword is a private brand. Private brand products are becoming very popular because they are reasonably low cost but high quality. I showed you a photo, a product, a spaghetti, at the Ito at the Peacock, and it was at the Peacock Aeon Group. That is a private brand, so-called Top Value by Aeon. And as I said, Aeon is as Aeon is a GMS, so big, huge, and they handle 3,800 different private brand items, including food and non-food items. And the number is increasing. And also, 7 Ito Yokado, that is 7i Holdings, the private brand is called 7 Premium. And they have also 4,150 items, both for food and non-food, as a private brand products. So I think there is a big potential for Turkish companies entering into this sector, private brand. And yes, this next. Suitable for eco and sustainable food. Sustainable is another key word. SDGs and ESG are essential when doing business. I think the situation is the same in Turkey. Three R's, for instance, reuse, recycle, reduce, and nowadays a circular economy is often talked about. Sustainable food is very important. And the last keyword is packaging. And as for packaging keywords, eco-friendly, less trash, refillable, and reseeable. For instance, olive oil tend to become oxidized. People do not, take olive oil as much as the people in Turkey do.
when we open it, it becomes accessed. So individual package for small quantities is welcome. Japanese consumers are looking for small quantities, a small individual package, for instance. And next, Japanese business practice. I think this is, first of all, I'd like to tell you that it takes time and patience before you start doing business with the Japanese companies. Of course, sometimes it goes quickly as you expect and get orders, but in most cases, it is not. The reason being, Japanese companies are required to respond to the growing demand for food safety from consumers, for instance, as I said a while ago. So it takes time for procedures to go through, and business may not proceed as quickly as you may expect. So we'd like you to be patient. But once it starts business, things go smoother, of course. And next point. This is Japanese importers conscious of shelf life, of course. And Japanese consumers do not choose products whose expiration date is coming, of course. And it is a hope that your product have a shelf life of more than 1 year. And as you may know, it takes about one half, maybe 2 months for shipping and delivery from Turkey to Japan, depending on the product and depending on the ports. And here's a third business practice. Japanese companies basically want to develop and establish longer relations with the partners from Turkey. And more importantly, they want to grow together with the Turkish suppliers and manufacturers, not in a short period. They want to work together and grow together, cooperate together in a mid and longer perspective. So following points are the same and true for other countries, of course, but please allow me to stress here just to make sure. Meet the deadline, of course, this is important. Supply products stably and prompt stock out response. And do not change the price frequently and respond quickly to inquiries from the importer. And once you get in touch with Japanese importers and Japanese companies, please try to exchange emails and respond quickly. They are very comfortable for your quick response. And this is a case study, Foodex Japan. I think Nakamura-san mentioned some of the major food and beverage trade shows. And I'd like to take up Foodex Japan as a case study because Turkish companies, between 40 and 50 companies come and join Foodex Japan every March, every year they come. Turkish companies come every March, every year. And Foodex is considered to be the largest food and beverage trade show in Asia.
with 3,500 brands from 94 countries exhibiting for 4 days, and 80,000 visitors, and 10,000 visitors from outside Japan come to this food text. And so last year, COVID-19 was canceled, and this year also the scale became so small. I hope and pray that next year we'll be back as normal. Every year, Turkey organizes a Turkish pavilion, as you can see on your left-hand side, the photo. And the 40, 50 different companies participate from Turkey. And this is very much an essential opportunity and trade show for Turkey to conduct business meetings. It is a very also important, essential for Japanese companies. Here at the Turkish Pavilion, there is a trend stage, food trend stage space to be set up like this. And a chef from Turkey comes and does the food cooking demonstration and food tasting session done during the 4 days, both in the morning and in the afternoon. And like this, many visitors and buyers gather around the Turkish booth for tasting. And the Japanese buyers and importers or retailers want to know how Turkish target food and ingredients are prepared and cooked and enjoyed. That is why chef from Turkey come and do the cooking demonstration so that the Japanese buyers have a better understanding of Turkish ingredients, Turkish food. Some of the food are not familiar with Japanese companies. So such a cooking demonstration, tasting session are very, very important. And this is, like this. Not only chef from Turkey, but chef from Japan. So Japanese chef develop new recipes using Turkish ingredients to satisfy the Japanese consumers, to match the Japanese retail, store Japanese people's taste. Turkish chef and Japanese chef co-work together and develop new recipes so that Japanese importers and retailers can understand well and can introduce a Turkish product to Japanese consumers. This is another case study. I think this is Duro. As I said, we have been helping, supporting marketing support Duro, Duro Burger. And the Turkish pasta, we supported the Turkish pasta, Bulgur Pulses and Vegetable Oils Promotion Group. They started to join Foodex some time ago, I think 6 or 7 years ago, and we provided the services for developing new recipes, creation of recipe cards, which were handed to buyers and visitors during the Foodex. And both Turkish and Japanese chef did the cooking demonstration, as I said before, and also tasting sessions were done
gathering many people. Duisburg was successfully accepted by Caldi, a popular import chain stores for food and beverages, which I said earlier, and Duru was able to enter Caldi, Japanese market. But after a couple of months, they found that out of more than 400 Caldi stores, only two or three bulgur packages were sold in a single day. It is amazing, you see, only two packages, only two or three packages were sold out of nearly 400 stores a day. So the reason was that shoppers, people did not know who come to Caldi stores, did not know simply what bulgur was all about, how to prepare, how to cook, and how to eat, and how to enjoy. And as you may know, there are fine type and coarse type in bulgur, and we develop new recipes using both fine and coarse, and we suggested to Duru, why not conduct an in-store tasting event at Caldi stores, because shoppers, customers do not know what a bulgur was all about. And so as average 2,000 people, shoppers come, drop in one Caldi store as average a day. And half of 1,000 people purchase products at the Caldi stores. And so we suggested to Duru, why not conduct in-store tasting event at Caldi stores? And Duru answered, yes, why not? Let's do it. So we talked to Caldi, and it was decided to conduct in-store tasting event at the 10 Caldi stores for 2 days in Tokyo area. And during that period, every day, 200 packages were sold a day as average at each Caldi store, compared with only two or three out of a total of 400 Caldi store nationwide. Since then, so it was, so it showed how important to show the Japanese people how the bulgur should be prepared and cooked, and at the same time, my people got to know how to prepare a bulgur through recipe cards and so on and so forth. Since then, I think sales became better. Thank you very much. I think I will close my presentation here. We look forward to assisting and working with you as soon as you are as your market entry partner. Thank you for your attention. Thank you very much. Thank you, Mr. Tonegawa. Hoping that your presentations are useful for all audience. And we have many questions, and I have taken some of them as a note, maybe to respond at a later. And for those questions who are not answered at this moment, our experts can write us an email or go to Müşavire Danışan. So let me see the questions first, and then I will direct those some of those questions first our speakers, then maybe ourselves, if necessary, as a commercial counselor, we will make a complimentary, say, explanations. The very first question is about honey products, propolis, and I guess honey itself.
And I will ask our colleagues, Mr. Tonegawa and Nakamura, first if they have any comment regarding honey propolis in particular or honey in general. Honey, so we Japan imported price-wise, cheap one is from China. But the premium is Manuka honey is Australia is very popular in a karate shop and Seijo Ishii. At time of import, so as I mentioned, to prepare the ingredients and the manufacturing process. And the quarantine office will order to inspect tetracycline is antibiotics. And regarding food labeling, so importer should print. Do not supply the honey to the baby less than 1 year old. This is a regulation. Okay? Nakamura-san, thank you very much. Very good indeed. Any further comment from Tonegawa-san? I think Nakamura-san has referred to, you know, the points about the honey and others. So I think, you know, we would like Turkish companies to pay more, you know, a high quality honey. As you mentioned, Manuka honey from New Zealand is a popular and inexpensive honey from China. So we would like Turkish companies to pay attention to which level of you know, honey, which segment you want to target. So please be careful. Please look at the search, the Japanese market and target, which section you want to enter. Thank you. Okay, thank you very much. Next question was about the labeling. And I guess Mr. Nakamura have already given some information about labeling requirements, but just to make it clearer, would you kindly explain if the labeling should be in Japanese or any other language possible, or if the original labeling is in, say, Turkish or English, could it be later on at the customs or at the warehouses, could it be complemented with the Japanese one? Yes, the food labeling should be printed on in Japanese only. Japanese only. But the main factor is the product name and ingredients and the shelf life and usage of preservation and the country of origin and the name of importer and address. No need to print manufacturer's name and address. And the nutrition fact and the recycle mark, so on. But this is a responsibility by the importer. So Turkey side is just provide necessary information to the importers. Okay? Okay, thank you very much, very useful. And there was another question regarding, let me cover some questions in Turkish easily because some of them are directly linked to us. Ev gelişleri konusunda ithal durup toplantısı yapılacak mı? Yapıldı. Daha önce gelişen ev gelişleri ve mutfak gelişleri konusunda dernek GEM ile beraber hazırlandı yaptık ama ihtiyaç yoksa bir de yaparız. Bir diğer husus İstanbul merkezi Safranbolu lokumları. Lokum ve gıda konusunda faaliyet gösteren firmalar nasıl ulaşabiliriz? Bu aslında devam eden sorularda benzer şeyler var. Yani müşavire danışını kullanmanızı öneririz. Müşavire danışan tüm müşavirlerimize, yurt dışındaki tüm atölyeciliklere kolayca erişmeyi sağlayan bir platform. Aynı zamanda da cevaplarınızı anında biz size temin etmekteyiz. Burada diğer sorularda da var bu. Alıcılara nasıl erişiriz diye. Tabii bu bizim işimiz. Yani o yüzden ben cevaplıyorum. Bu gerçekten Japonya'da temin kolay bir bilgi değil. Müşavirlik olarak biz geçmişte abone olduğumuz Kompas vardı ama veriler çok eski. Ben göreve geldim 2018'e geldim. İşte buradaki bütün database firmalarla konuştuk. Fakat istediğimiz türde bizim bir ürün bazında ya da getip bazında sorgu yapacağımız ve karşılığında alıcıya ulaşacağımız bir veri tabanı maalesef şu anda Japonya'da yok. Etkin olsa da Kompas var, çok etkili değil.
ya da trade paper kullandığımız Dan and Brass var ama onlar çok genel kalmakta. Olsa dahi bu kişisel verilerin korunması mevzuatı Türkiye'de geçerli malum. Kişinin rızası olmadan ona ait bilgileri üçüncü kişiye devri mümkün değil. O yüzden hiçbir firma açıkçası bunu hani elindeki kartlardan oluşturarak başkasına da devretmiyor. Böyle bir sıkıntı var. Bir de bilmeniz gereken şu, hemen tüm büyük firmalar burada e-posta yerine gerek siber güvenlik, gerekse junk gibi maillerle uğraşmamak için web sayfalarındaki talep formlarını doldurması istiyor. Nasıl biz bugün Türkiye'de Türkcell'e bir talepte bulacaksak, e-mail yerine oturup o formu dolduruyorsak ya da yine diğer bazı kurumsal firmalarımız da bunu yapıyor ve giderek yaygınlaşıyor uygulama. Hemen tüm firmalar ilk defa temaslar için bu yöntemi burada kullanmaktalar. Yani bunun dışında kalanlar ise çok küçük startuplar, işte emekli olmuş insanlar, yeni iş kuranlar ve onların da doğrusu kaydı yok. Yani bu anlamda e-mailini verebilecek, ben alımdan sorumluyum diyebilecek firma sayısı bu anlamda çok elimizde yok. Dolayısıyla başka ülkeler, bir de ithalatçılara nasıl ulaşırız diye soruluyor. Yani burada Türkiye'den mal ithal edenlere ya da o malın, ben İngiltere'de görev yaptım. İngiltere'de ithalatçıların beyanname bilgileri yayınlanmakta. Miktar değer yazmıyor ama ilk 20'yi çıkarabiliyorsunuz mesela. O çok önemli bir bilgi ama burada böyle bilgi yok. O zaten benim bildiğim bir tek İngiltere'de var. Türkiye'de de yoktur o bilgi. Yani ticari sır kapsamına girdiği için kimse o bilgileri vermez açıkçası. Burada firmalara erişmenin en iyi yolu bizim gerek Tony Gavasa'nın bahsettiği, gerek az önce de kameranın söylediği fuarlara katılmak ve uluslararası organizasyonlarda kart değişimi. Bunu yapan tüm firmalarınız başarılı olduğunu söyleyeyim ben size. Yani uzaktan e-mail ile bu işi yapabilmek çok kolay değil. Demin yine komentlerde gördüm şey vardı. Yani katılımcılarımız yani İngilizce ve benzeri konularda hani arkadaşlarımızın komentarı olmuş. Şunu söyleyeyim. Japonya ile iş yapabilmek için birinci temel kural mümkünse Japonca iletişim. Net söyleyeyim ben size. Bunu Türkiye'de gerekirse işte 19 Mayıs Çanakkale'den mezun ya da Ankara Dil Tarihi Öğretmen mezun, filoloji ile mezun olan, gerekirse part-time hizmet alacaksınız, yapacaksınız. Başka çaresi yok. Biz zaten burada bizim tüm elemanlarımız, ben dahi Japonca konuşuyoruz burada. Yani bugün sayenizde ben konuşmacılarla İngilizce ortamda bu işi yürüttük ama Zeynep Hanım sağ olsun yeni geldi, hemen ilk işi Japonca öğrenmek. Hatta gelmeden önce başladı, 6 aydır çalışıyor yani. Niye? Çünkü burada iş yapmanın birinci kuralı Japonların lisanından ve kültüründen, iletişiminden şey yapmanız lazım. Yani iyi kurmanız gerekiyor. Dolayısıyla işin özü bu. Bunun dışında bak şeye bak, sunumları biz linkleri verdik, tekrar arkadaşlar düzeltip koydular. Tekrar bakıyorum. Did you see this question, Mr. Tonegawa? We are producing high olive oil, especially for just drinking, though. Yeah. Mm-hmm. If you have any comment. Yes. As for olive oil for drinking, for health, I think this product has a big potential. And this question reminds me of one doctor by the name of Dr. Hinohara. He died at the age of 107. He used to be a medical doctor and the principal of the university. He was still such a well-known person. And his secret of a long life was he drinks olive oil every day, and his secret for a longer life comes from olive oil, and many people followed what he has been doing. So I think many people, the Japanese market, will pay interest in this product. So I think has a big potential, I think. Thank you much, Mr. Tonegawa. Şeyle ilgili soru vardı. Bu gıda katkı
ya da food supplementlerle ilgili. Daha onu ahiren TİHA müşavirimiz Zeynep Hanım çalıştı. Benzer şeyler var. O propolisosun diğer işte fenugreek olive oil for drinking, bunlar aşağı yukarı aynı kategoriye giren ürünler. Yani tam ilaç değil ama öte yandan da gıda katkısı sayılabilecek ürünler ya da gıda takviyesi ürünler. Dolayısıyla Zeynep Hanım, eriştiğiniz bilgileri paylaşsanız. Tabii bu gıda takviyesi ürünlerinde aslında iç yapısında tabii ürüne göre değişen bir durum söz konusu. Eğer ürününüzde herhangi bir hastalığa ya da bir sağlık durumuna iyi geldiğine ilişkin bir ibare yoksa doğrudan aslında food sanitation eklediğimiz gibi gıda ürünü gibi bir gıda ürünü mevzuatına tabi oluyor ama daha sağlıkla ilgili ki Türkiye'de de benzer bir yapı var. İlgili bir ibare bulunması durumunda aslında ürünün yapısı ve tabi olduğu mevzuat da değişiyor. O açıdan tabii yine diyet ürünü ise kapsül mü işte vesaire gibi çok farklılaşabiliyor. Bununla ilgili elimizde bir rehber var. Müşavire danışından hani özellikle gıda takviyesiyle ilgilenen firmalarımız başvursa doğrudan rehberi de paylaşabiliriz ya da Jetro'nun sayfasında bununla ilişkili yine o detaylı dokümana ulaşabilirler. Onun dışında belki söylemem gereken şey bazı durumlarda gıda takviyelerinde yerinde denetim gerekebiliyor. Yani firmanızın ve üretim tesisinizin yerinde denetimi. Çünkü özellikle zaten gıda ürünlerinde hijyen ve sağlık koşulları önemli ama bu işte diyet ürünü ise gıda takviyesi ise veya daha sağlığı destekleyici bir ürünse, ilaç olmamasına rağmen hani sağlığı destekleyici bir ürünse farklı mevzuata tabi oluyor. O yüzden ürün spesifik çalışmak bu alanda çok daha sağlıklı olabilir ama yine hani klasik bütün ürünle hani gıda ürünlerinin tabi olduğu aslında gıda karantinası dediğimiz uygulama yine gıda takviyeleri de dahil diyebiliriz çok kısa cevaplamak gerekirse. Çok teşekkür ederim Zeynep Hanım. Şimdi hemen tekrar cevizle ilgili bir soru vardı. What company is asking about walnut? Oh, walnut. 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 If you have any information about how we can sell walnut to Japan. I think Delta International is importing walnut. I think hazelnuts and they combine the nuts, you know. Hazelnuts and pistachio and a couple of others. So combination, not only simply trying to sell walnut to the Japanese market, you should discuss with the importers, like as I mentioned, Delta International, how you can approach. Of course, we serve as a bridge for you. Cevizle ilgili hemen şunu söyleyebilirim. Amerika piyasanın başat aktörü. Kuru meyvelerin çoğunda bunu görebilirsiniz. Üzüm veya ceviz gibi ürünlerde ya da badem gibi ürünlerde. Aslında Türkiye ceviz konusunda son dönemde yaptığı yatırımlarla daha yeni ihracatçı olma kapasitesine erişiyor. Ve Türkiye'de biliyorsunuz fiyatlar çok yukarıda. Ben bunu ihracat rakamlarımıza da görebiliyorum. İthalat rakamlarımıza da. Türkiye hatta ithalat yapmak şimdiden biliyorsunuz. Çok fiyatlarımızda dünyada fark var. Özellikle kabuğu alınmış cevizde bizim ihraç fiyatlarımız 10 dolar civarındayken örnek vermek gerekirse Japonya'nın ithalat fiyatı Amerika'dan 7 dolar. Ve ciddi ölçüde Kaliforniya'nın burada marka oluşma çabası var. Nasıl bizim fındık tanıtım grubumuz varsa ondan da ceviz tanıtım grubu var. Ama tabii ticaret hacmi de ona göre, onu gerektiren türde de bir ticaret var. Dolayısıyla Türkiye'nin ihracat kapasitesi sınırlı ve buna bağlı tanıtım da sınırlı. Ve fiyat bazında rekabetçi değiliz. Amerikan cevizinin kalitesi ve markası burada kendini ortaya koymuş durumdadır. Maalesef Türk cevizi için içeride daha iyi biliyorsunuz önemli şey de ithalat söz konusu. Bunun da sebebi Türkiye'de talep ya da arz talebi tam karşılamıyor. Buna rağmen ihracat yapıyoruz ama çok sınırlı. Yani bir fındıkla mukayese edemeyiz. Let me see other questions. Zeytinyağı ile ilgili çok soru alıyoruz. Zeytinyağı konusu zaten bizim en çok sattığımız ürünlerin başında geliyor buraya. Ve fuara düzenli katılan önemli aktörlerimiz var. Yani önemli ihracatçılarımız var. O zincire katılmanızı öneririz. Ya butik tarzı zeytinyağı için ciddi bir marka oluşma çabası gerekiyor. Haliyle hem butik olduğu için marka oluşturamıyoruz. Çünkü yeterince ona kaynak ayıramıyoruz.
hem de burada zaten halihazırda İtalyan, İspanyol gibi bu anlamda markalaşma çalışmaları çoktan tamamlamış ülkeler söz konusu. Buna karşılık kitlesel üretim yapabilen önemli rahatçılarımız, Türkiye'de de ismen bilinen önemli rahatçılarımız bu pazarda zaten payını giderek arttırıyor. Var yok olmasının sebebi, yani bir dönem artıyor, bir dönem azalıyor. Az önce Tony Gavansan da söyledi, fiyat istikrarı. Zeytinyağı gibi bazı gıda ürünlerinde biz fiyat istikrarını yakalayamıyoruz. Bal işi de geçerli, az önce bal konuşuluyordu bu. Yani bir dönem arıların aşırı kurak sebebi yok olması ya da bir dönem zeytinyağının var yılı yok yılı olması gibi sebeplerle fiyat artışlarını ya da kur değişimlerine bağlı olarak fiyat değişimlerini Japon alıcılar kabullenemiyorlar. Çünkü onlar tüketicilerini yansıtamadığı için. Halbuki önce de Türkiye ile uzun vadeli bir ilişki konusunda zeytinyağda çok şey değiller, çekinceliler. Özellikle büyük kurumsal alıcılar. Onu belirtmemde fayda var. Bak, devamlı. Let me see the other questions. Evet. Balık solumuş, yani onu gördüm. Bu çupra balığı. Burada Japonya dünyanın en büyük balık pazarı. Ve Türkiye'nin en önemli plaj kalemi çupra, ama yakın burada hem kendilerinin ciddi ölçüde balık çiftlikleri ve doğal balıkları var. Çupra, ben de çok balık severim ve balık alıyorum da. Yani gerçekten çok çeşitli çupra çeşitleri de var burada. Öte yandan da Tayvan'da çok önemli ölçüde tedarik imkanı var. Tayvan yakın olduğu için buradan donmuş olanları oradan getirebiliyorlar. Ama kendileri taze, yani yeterince üretiyorlar. Arzu ederiz tabii buraya çupranın girmesi, ama az önce Zeynep Hanım bahsetti. Buraya somon ve ton balığı zaten satmaktayız. Somon yeni bir kalem. Arzumuz levrek, çupra gibi kalemlerde buna elbette eklenmesi. Ve biz de müşavirlik olarak bunun üzerine zaten çalışıyoruz. There's a question about how can I product my confectionery foods in Japan? Confectionery, like okashi toka. Okashi. How can we promote those products in Japan in TV commercials or any other ideas? Maybe Tonegawa-san is your field of expertise. As for in PR, TV, you have to spend a lot of time, you know, promoting through TV. And I think SNS, social media, you know, maybe a work. Of course, the TV has the most influential, is the most influential. So if you can do it, yeah, let us go. But in addition to TV, you are going to have to first enter, bring your product to Japanese market. Unless your products are available in many retail stores, it is useless for you to do the promotion through TV. So B2B and B2C. So if you have already entered into Japanese market, it is okay to do the marketing using TV. If not, you have to consider first enter Japanese market and then think about it. Let us move on to the B2C later. Evet, burada gıda olmayan bazı ürünlere ilişki sorular da var. Onları, yani zamanda çok yeterli değil. Dolayısıyla uygun görürseniz daha sonraki zaman içerisinde müşavir danışımdan başvurabilirsiniz. Memnuniyetle yanıtlarız. Nakamura-san, do you have any idea about how to promote foods through PR activities? Fruits? Foods in general. For example, if you want to promote, confectionery, okashi. Fruits in general, you mean? But fruit is to clear the plant protection rule, so this needs that G2G negotiation is first. Understand? Almost all fruits are not permitted to export to Japan market. So, firstly, you have to check some quarantine rule, plant protection rule. So, this is very important. Mm-hmm.
Thank you, Mr. Kamursan. Taking your comments regarding the fruits, I remember one question came at the early stage of presentation regarding fresh fruits and vegetables. Let me explain that part. Yaş sebze meyve ile ilgili ihracatımız konusunda Zeynep Hanım da kısaca bahsetti ama bugün için ithal ettiğimiz ürün grapefruit ve limonla sınırlı. Yakında buna portakal ve mandalina ekleyeceğiz. Müşavirlik olarak buradaki Tarım Bakanlığı'nın iyi işlemi sayesinde bu korona döneminde Türkiye için bize büyük bir iyilik yapıp onları da karantina yasak kapsamında çıkacak. Akdeniz sinyali sebebiyle Türkiye'de yaş sebze meyve ithalatı bugün mümkün değil. Örnek vermek gerekirse şu anda kiraz için uğraşıyoruz. Çok az kaldı. İnşallah o da seneye koronadan sonra yerini inceleme sonrası açılacak. Ancak bunun dışında yaş sebze meyve için söylediğimiz şey şu. Kavun ve karpuz gibi ürünler söz konusu mümkün ama zaten tohumumuz buradan alıyoruz ve ciddi bir kalite ve şey farkı var. Buna karşılık donmuş ve kurutulmuş meyve sebzede ve konserve meyve sebzede şansımız yüksek. Onu belirttim. Çünkü o zaman karantina kuralları da bypass ediliyor. İşlenmiş tarım ürünleri sayıldığı için onlar konserve edilmiş olduğu için. Ya da artık bitki sağlığı bağlamında tehdit unsuru içermediği için. Dolayısıyla o alanda biz ciddi potansiyel görüyoruz. Yani donmuş, özel yöntemlerle kurutulmuş veyahut da konserve edilmiş tazeliğini, güzelliğini, tadını, nefasetini en iyi şekilde kuran yöntemlerle yapanlar başarılı oluyor. Biz bunu fuarda bizzat daha geçen gün korona şartlarında gördük. Fuara kendisi gelemeyen, onun ürünü gönderen bir firmamız çok başarılı işler bağladı burada. Az önce ismi geçen seyirci işiye çok güzel bağlantı yaptılar. Gerçekten ben de tadımlık baktım. Konserve edilmiş meyve tadı gayet yerindeydi. Ha, bunun dışında tabii ki diğer ürünler bağlamında hani yaş sebze meyve açısından da siz şey yaparsanız biz destek oluruz. Bu arada kuyumculuk ve halı konusunda söyleyeyim piyasa çok farklı. Yani kuyumculuk burada bizdeki gibi çok ağır takılar takılmıyor. Dolayısıyla bizim tarzımız burada çok geçerli değil. Bunun dışında tabii ki yine aynı şekilde tasarım içeren ürünler olması halinde bunun da bir marka çalışmasıyla beraber gelmesi gerekiyor ama bu pazara ciddi eğilirseniz biz yardımcı oluruz. Yani ciddi eğilmek şu, buraya gelmek demek. Biz müşavirlik olarak buraya gelen her firmanın eline tutmaya hazırız. Ama uzaktan e-mail ile iş yaparım diyene e-mail ile biz veririz listeleri. Sonra alıcı ya da o buyer'a erişme noktasında en az sizin kadar bizim de sıkıntımız var. Biz de öyle hemen o işin buyer'ı buymuş bizimle görüşebilirler mi diye erişemiyoruz. Dolayısıyla buraya fuara gelmek, istihdam düzenlemek, alım meyitlerine katılmak, uğurlu meyitlerine katılmak gibi bir emek, zaman ve kaynak ayırırsanız biz müşavirlik olarak her zaman arkanızdayız. Geçen gün, I'm going to turn to the speakers if they have any final comment. Otherwise, I will wrap up and complete the session. Do you have any comment, Mr. Nakamura, in general? If you have, if not, I will ask the same to before I close the meeting. Tonegawa-san? Yes. You know, we are suffering from COVID-19 since January last year. So Japanese buyers have to buy purchase products, and the suppliers, manufacturers are going to have to sell products. And due to COVID-19, we were not able to do in a real B2B meeting. They are looking for, and they are not able to visit for overseas countries, so they have to do business staying in Japan. So your access in any way, either online or a real, is very much appreciated. Thank you very much. Kapatmadan önce bu elektronik ticaretle ilgili arka arkaya birkaç soru geldi. Onları da cevaplamadan kapatmayayım. Burada en geçerli elektronik satış ortamları Amazon ve Rakuten'dir. Rakuten daha ziyade Japon tüketicilerin bizzat arzu ettiği şekilde çok kapsamlı, bilgiler içeren, çok renkli, çok karmaşık ve %100 Japonca olan ve bazıları
Google Translate yardımıyla dahi tercüme edemeyen sabit entry'lerden oluşuyor. Ama Japon Türkçe onu tercih ediyor. Yani o kadar, çünkü Japonlar bilgiye dayalı alışveriş yapıyorlar. Her ürününde birçok şey bilmek istiyor, birçok görsel istiyorlar. Yani Rakuten'in istediği şartları sağlayabilen Türk şeyi zor, açıklamak lazım, perkendisi. Burada yerleşik bazı firmalarımız bunu yapıyorlar ama onlar zaten Japonya'da yerleşikler. Ya eşleri Japon ya da iş ortakları Japon, beraber yürütüyorlar ve 20 senedir, 30 senedir burada çalışan arkadaşlarımız. Ama Amazon buna göre daha kolay. Amazon Co. Japan'ı kastediyorum ben. Daha bizdekine de yakın zaten, Türkiye'de de var biliyorsunuz. Bununla beraber şunu söylemek isterim. İster Amazon, ister Rakuten olsun, bunun için bir dağıtım sistemini kurmamız gerekiyor. Yani burada mutlaka bir Record of Importers gerekiyor. İthalatı kayda alması için mutlaka arada bir takip olması gerekiyor. Bunu yapan firmalar var. Tabii komisyon vermek gerekiyor. Bunun dışında burada bizim Barsan Lojistik var. Ben kendileriyle de konuştum. Bu tür firmalarımızın talepleri olması halinde door to door delivery için yardımcı olmaya hazırlar. Bu size büyük kolaylık. Eğer pahada ağır, yüklü hafif ürünleriniz varsa ve uçakla hızlı delivery edebiliyorsanız, Türkiye'den doğrudan gönderdiğiniz ürünler için burada firmalaşma yapmadan, söz ettiğiniz gibi Record of Importers hizmeti veren firmalardan hizmet satın almak ve Barsan Lojistik gibi door to door hizmet veren yine firmalar satın almak suretiyle, hizmet satın almak suretiyle malları tüketiciye yerleştirebilirsiniz. Ama buna karşılık gemiden nakliyesi daha uygun olan ürünlerde ise burada mutlaka ciddi bir lojistik operasyon gerekiyor. Bu birim kurmanızı gerektirecektir. Onu belirtmek isterim. Evet. İsterseniz burada toparlamakta fayda var. Yani sorular bağlamında belki daha çok gelecekti ama bir de mutlaka müşavirliğimizin müşavir danışın sisteminden yararlanarak bize erişin. Hatta tüm yönetim müşavirlere erişebilirsiniz. Ben tüm arkadaşlarımız size can siperhane en iyi bilgileri vermeye çalışıyor. Bu Türkiye'den alışveriş yapan firmalar ya da o malın bizzat alıcısının direkt temas bilgileri gerçekten bizim açımızdan da temini hemen hemen çok zor olan bilgiler. Şunu yaparız. Az önce ciddi bir operasyon olduğu zaman biz müşavirlik olarak gerekirse bir sürü telefon konuşmasıyla, böyle bir firmamız var, böyle bir eğitimimiz var, gelin büyükelçiliğimizde böyle bir etkinlik yapıyoruz, sizi match edelim, sizi görüşelim dediğimiz zaman buna daha çok karşılık buluyoruz. Çünkü somut o. Burada bir yüksek bir talep var ve görüşebilecekler, numune var, firma hakkında bilgi var. O takdirde bu hayata geçirilmesi daha kolay ve biz de buna yardımcı oluruz. Bunun dışında Japonya pazarına gerçekten girmek için bana göre dikkat vermek gerekiyor, emek vermek gerekiyor, odaklanmak gerekiyor. Yakın pazarlarımızın dışında özellikler olan pazar olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hele gıda ürünlerinde ürünlerin doğrudan satılabilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Hepsinde bir bu pazara uyarlama söz konusu. Yani burada fındığı satarken bile fındık tanıtım grubu 1001 çeşit sos ile deneyip denemiş ve satmaya çalışmış durumda. Ama en nihayetinde geldiği yer yine en önemli tüketim alanı çikolatanın içerisinde giderek kullanım artması. Yani endüstriyel kullanıma gidiyor. Çünkü Japonlar bizler gibi o kadar sert meyveleri tüketmiyorlar. Kuru meyve sebzede zaten biz başat oyuncuyuz burada. Var olan ürünü zaten alıyorlar. Burada önemli şey kalitede istikrarı sağlamak, ambalaja, etikete dikkat etmek ve fiyatta istikrarlı olmak ve mutlaka yüz yüze görüşmeye imkanlarını yaratmak gerekiyor. Onun yazıcı olan sizler ve bizleriz. Dolayısıyla pandemi sonrası ilk fırsatta sizleri burada heyetlerle, ticaret heyetleriyle, urge heyetleriyle, bakanlığımızla ciddi destekler veriyor. Fuar ziyaretleriyle beraber burada görmek istiyoruz. O takdirde emin olun biz daha somut sizin elinizden tutarız, daha fazla katkımız olur sizlere. Diğer türlü hani Orta Doğu ülkelerinde bu belki geçer akış olabilir, bir e-mail gönderip farklı bir ürün buldum deyip yeni bir alıcı ortaya çıkabilir. Ama Japon alıcısı bunu macera olarak görür. Bu denenmiş bir yöntem ve gerçekten burada bulabileceğimiz en iyi alıcı, ben size söyleyeyim, e-mail üzerinden ya da online bulabileceğimiz en iyi alıcı, ki bunun örnekleri var, emekli olmuş, iş kurmaya çalışan, 65'inden sonra iş kurmaya çalışan bir startup olacaktır. Ya o amatör
O amatörle beraber ne derece yola devam edebilirsiniz? O da ayrı bir olay. Alışverişte problem olmaz. Yani ben para ödeme açısından değil ama işin yürümesi bağlamında işi sizden beraber burada öğrenecek olan bulabileceğimiz bir alıcının da bu piyasada başarılı olmamızı sağlayacağını düşünmüyorum ben. Dolayısıyla bizim kurumsal alıcılara erişmemiz lazım. Kurumsal alıcılara erişmenin yolu da sözünü ettiğim gibi bu yüz yüze görüşme yöntemleri. Sizin kendi kurumsal kapasitenizi yukarı çekmeniz ve ürününüzü, ambalajınızı, her şeyi buraya göre hazırlayıp getirmeniz. En çok duyduğumuz sorunların bir tanesi, Japon firmalardan bize dönük olarak söyleyen şeyin tanesi, sipariş verin, biz sizin isteğinize göre yaparız. Bunu Japon kabul etmiyor. Sizin büyük ölçüde 190 civarında onun beklentilerini karşılayacak bir modelle çıkmanız gerekiyor. O size ufak tefek modification söyleyecek. Yani bana sipariş verin, ben bunların hepsini yaparım. Yeter ki yani iş olsun. Burada geçerli değil. Onu belirtmek istiyorum. Sabrınız için çok teşekkür ederim. Gökhan Bey, burada tahmin ediyorum. Tüm soruları cevapladığımı düşünüyorum. Ama cevaplayamadım olsa onlar e-mail ile başlayabilirler. Tahmin ediyorum burada tamamlayabiliriz. Değil mi Sayın Başkanım? Tabii tabii Sayın Başmüşavirim. Bütün sorulara da cevap vermiş olduk. Gayet kapsamlı, detaylı bir toplantı oldu. Çok teşekkür ediyoruz bize. Once again, thank you for all, both participants and so speakers. And looking forward to seeing you in Japan in a mission, trade mission of exhibition so that we can provide more support to our exporters. Thank you all. Now we can end the meeting.